Fatih tabii Truva'yı da öğreniyor ve 1462'de Midilli'yi fethettiği sırada Çanakkale'de geziyor. Tabii o harabeler var aslında. Yani orada daha sonra kazılıp çıkan başka şeyler var ama evet, o dönemdeki gravürlerde hala bazı harabeler var. Gezmiş, Aşil'in mezarını falan aratmış. Yani böyle enteresan ve orada şeyi diyor. Biz geldik buradan diyor, Truva'nın intikamını aldık diyor. Yani Yunanlardan. Demiş diyor. Mi onu? Kritovolos tarihinde diyor. Hı. Kritovolos Fatih'in tarihçisidir. Yani Grekçe tarihini yazmıştır. Bunun biliyorsunuz Osmanlı döneminde güzel bir tercümesi var. Türkçe bugünkü dile sadeleştirmeleri yapıldı ama tam manasıyla yapılmadı. Yeni bir Rumcadan, Grekçeden tercümesi yapılıyor. Şu elinizde gördüğünüz. Ben geçen yaz Osmanlıcadan çeviriyordum. Ve öyle bir şey oldu ki yani 50 sayfa falan yapabildim. Çünkü dil o kadar hoşuma gitti ki mesela atıyorum ada yerine Rodos Ceziresi deniliyor. Evet. Şimdi ben onları öyle tutmak istiyordum. O zaman ne manası kalıyor? Altına da şey olarak, dipnot olarak yazmak istiyordum. Ama ne? Öyle bir şey oldu ki. Cezire adı demek. Mesela yani. Kelime olarak ada yerine cezireyi kullanmak istiyordum ki o yazıldığı gibi. Alt şeyde dipnot olarak da ada diye mesela örnek veriyorum. Ama öyle bir şey oldu ki sayfanın yarısı dipnotla doldu. Dolayısıyla şu şey var ama mesela. Keşke öyle. Bu devirde artık cezire denmez. Evet. Biliyorum ama işte o çok güzel bir dili var kitabın. Dolayısıyla hangi o kitapla bahsediyorsunuz? Kritovolos tarihi Osmanlı döneminde iyi bir çevirisi var ya. Şey var şimdi mesela Murat Bey'in elinde bir kitap var. O Francis ve Kaynamesi. Onu çeviren arkadaş şeyi de çevirecek. Kritovolos'u da yeniden tamamını Grekçeden çevirecek. Hı. Evet. Yani o Turvan'ın hikayesi anlatacağız, böyle. Anlatacağız. O şeyden nerede bahsedelim o? İsterseniz o Fransız. Şimdi dur geleceğiz de sen bir iki haftada bu soru geliyor. Geçen haftadan beri. Bu Türklerden korunma konusundaki kitap. Tanrım bizi Türklerden korun. O kitabı o, atladık diyor bazı. Geçen hafta gösterdik ya yeni çıkan bir kitap. Hı. Neydi? Şey değil, anlatır mısın? Leyla Coşan'ın bizim Marmara Üniversitesi'nden öğretim üyelerinden. Tanrım bizi Türklerden koru. Yani bu Almanların. Şekerim kitabı anlatma, kitabın ismini Tanrım söyle. Tanrım bizi Türklerden koru. Heh, kimin hangi yayını? Leyla Coşan Yeditepe yayınlarına çıktı. Tamam. Önemli bir kitap. Bu kadar. Yani Türklerden efendim, korunmak için dualar. Şeyi soruyorlar. Bir iki soruya cevap vereyim ben. Çünkü enteresan sorular. Fatih Sultan Mehmet'in Nikris, Yavuz Sultan Selim'in şiir pençe hastalıklarından bahsedin diyorlar. Biz tabip değiliz efendim ama bu hastalıklar günümüzde var mıdır diyorlar. Tabii Nikris dedikleri gut. Bildiğimiz gut. Bir tür romatizmal hastalık yani. Fazla şeyden protein öyle derlerdi bildiğim kadarıyla. Ayağı eli falan şişiyor ayak. Bilhassa ayaklar. Şiir pençe de bir tür şey. Neydi o? Hani oyuluyor böyle et. Kans. Sifilis. Hayır. Hani o... Humma, kazıklı mı? Bir dakika. Kulelere, ikiz kulelere uçaklar çarptıktan sonra tozlar gönderdiler. Ha. O hastalık. Ona benziyor. Antraks gibi bir şey. Antraks gibi. Antraks'ın Türkçesi neydi? Bilmiyorum. Antraks. Efendim... Ha, mektuplar göndermişlerdi değil mektuplar, mi? O mektuplar o şey. Tam o değil ama benziyor ona. Bir de şey derler ama ona. Nikris'in Fatih'i, Nikris olması son derece normal. Çok yiyor. Çok yiyor değil. Ne yiyor biliyorsun değil mi? Tabii karides. İstakoz karides. Ve Kırım'dan havyar. İstakoz karides. O yemek defterleri yayınlandı Fatih. İslamiyet'te Mutfak. Deniz böcekleri... Hiç o konuya gelmeyelim. Sonra... O mezheplere göre değişir. Ama şeydir yani... Mutfak defterleri yayınlandı. Ağzının tadını biliyormuş. Kırım kefeden şeyler. Havyarlar. Böyle belugalar herhalde. Yo, beluga ya, çok acıktım şimdi. Ondan sonra karidesler ve istakozlar yiyor. Fatih hep onları yiyor. Koyun et ama. Efendim? Koyun şey, zaten koyun sarayda et. Şeydir. Efendim bir başka seyircimiz. Kerem Bey. Cüzi bu Osmanlı Hanedanı'ndaki miras kavgasından bahsediyordu gazeteler diyor. O meseleyi biliyorum. O mesele o değil. Öyle değil. Yazıldığı gibi değil. Yeni mi oldu? Dünkü bir gazetede vardı. Bu miras imparatorluk döneminden mi kalmadır efendim? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kabul ettiği 431 sayılı kanunla 3 Mart 1926 tarih 431 sayılı kanunla hanedan mallarına el konmuştur Türkiye'de. Ondan hiçbir şey alamamışlardır. Sadece şahsi malları varsa onları bir sene içerisinde tasfiye etme hakkına sahiptiler.
Fakat yani saraylar şunlar bunlar falan filan değildir. Diyelim ki Bostancı'da efendim o zamanki şehrin hudutlarının dışında bir küçük bağ evi var. Bunu al sat dendi. Bu miras meselesi hiçbir şekilde hanedandan, devletten kalan bir miras değildir. Öyle bir hak peki, yok. Peki şeyi nasıl alıyorlar? Mesela bazı topraklardan, mesela bizim okullar, o Fikirtepe bölgesinde bazı hanedan mensupları oranın parasını aldılar. Bir kişi aldı onu ama o şey o. 1952 sonrasında özel mülk orası tevhid yapılmış önce. Hı hı. Ayrı küçük şeyle birleştirilmiş. İşte o şey, 431'e girmeyen özel mülk. Ama çok büyük bir arazi değildir o. Bugüne kadar satılan en büyük arazi, Kuruçeşme'deki 1600 bilmem kaç metrekarelik bir araziydir. Peki en bir yıl içinde demiyor muydu 26? Ha, o bir yıl içinde diyor ama 80 küsur sene sürdü o şey meselesi. Mahkeme falan mı? Mahkeme. Hayır, uğraşmamışlar. Hmm. O zaman para etmiyor ki.